filmler, bilmem neler. O yoldan gittin mi kötü şeyler başına geliyor, korku filmi. Tabi bilinçaltına o 66'yı ta oradan alıyorlar. Evcil hesabı 666, Yıldız 6666 ayet diye mesela söylenmiştir Kur'an-ı Kerim. Batılı kafasında 666 oldu mu bu şeytanı çağrıştırıyor, bilmem ne diye. Orta çağdan itibaren bir satanizm olgusunun içine kilitlenmiştir. Mesela yıldız kullanılıyor. Yıldızın kullanılmasının nedenlerinden bir tanesi de yine Necim, yanlış Evet, hatırlamıyorsam Necim, Muhammed lafzıyla aynı Ebced rakamlarına tekamül ettiğini bu araştırmıştım. Orada mesela yıldız kullanılıyor. Sanki hep ötekileştirme biz, onlar şey gibi böyle bir ayrışmaya gitmişiz ve bizi ötekileştirmişler. Dedim ya biraz önce, biyolojik atık şeyine bakıyoruz, orada da öyle üç tane hilali koymuşlar. Ben yanlış anlamayın, ben siyasi bir şey için Muhammed de Necim mi aynı şeye geliyor? Öyle bir araştırmam oldu benim. Dur bakalım, Muhammed bunu ben sayayım. Mim 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 40 40 80 8 Muhammed 92 eder. Necim, sana söyleyeyim, evet Necim 93 eder. Evet. Birisi 92, biri 93. Serkan Bey, Evcet hesabını iyi biliyorum dediniz. Az önce astrolojiyi reddettiniz. Yıldızname'yi reddettiniz. Evcet hesabı da onlardandır zaten. Hayır, rakamlarla hayır, yola hayır, çıkıyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Doğum tarihiyle yola çıkıyorsunuz. Anne ismiyle yola çıkıyorsunuz. Evcet hesabı, efendim böyle astroloji, mastroloji, milletin geleceğiyle ilgili değil. Peki Evcet'e neyle bakıyorsunuz? Bir dakika. İki şekli vardır. Bir dakika bekler misiniz? Bakın, Evcet nedir? Onu bir açıklayalım. Millet Evcet'i budur. Bu sıfır rakamı bulunmadan önce insanların ilk çağlarda her bir harfin bir sayısal değeri vardı. Ve matematikte ebced kullanılıyordu. Mesela diyelim ki 10 diyeceğine y harfi kullanılıyordu. 20 diyeceğine kaf harfi kullanılıyordu. Kaf harfi 20'yi simgeliyordu. Yani o bir matematiksel rakamdır. Hala eski efendim uygulamalarda, eski kitaplarda ebcedle rakamların toplama, bölme, çarpma. Yani bugünkü yaptığımız matematik ya. Bizim tabii ilahiyatçı söyleyince doğru oluyor. Vardır. Astrolog söyleyince yanlış oluyor. Bir saniye. Ama bunu yani çiftlik standart yapıyorsunuz. Ama bir saniye. Ebced'deki rakamları kullanarak insanların geleceğini belirlemek. Efendim senin geleceğin peki, şudur. Peki siz sen neye kullanıyorsunuz Ebced'i? Bu da, İyi biliyorum bu da diyorsunuz. Dışıdır, bu da Kur'an dışıdır. Ama o eski kalan, eski uygulanan hesap yöntemi. Mesela ne yapıyorlardı bazı padişahlar? Ben size söyleyeyim. Birine mektup gönderdiği zaman o mektubun bilgisini herkes bilmesin diye, sadece uzmanlar bilsin diye ebcedden mesela derdi ki şu tarihte ben geleceğim. Padişahın planı vardı. Şifreleme. Oraya bir rakam koyuyordu, bir harf koyuyordu. O harfle öbür kişiye bildiriyordu. Ebced budur. Yani ebced insanların geleceği, insanların efendim ne yapacağı, ne edeceği, başına gelecek Evcet olaylar öyle değil. Öyle kullanılmıyor. Evcet yıldıznamede odur siz yani. De öyle kullanıyorsunuz. Yıldıznamede bizler de öyle kullanıyoruz yapıyor. Ama Necla Hanım, yanlış yapıyorsunuz. Yıldızname nedir? Petek Hanım, saatimiz herhalde yaklaştı. Biz müsaade isteyelim. 20 geçe bırakıyorum size. Yıldızname 5-10-20 sayfadan ibaret olan, milyonlar aynı sayfaları kullanan, insanın açarsın bak anandan ne de babandan ne de bir hesap çıkararak o sayfayı alırsın. Binlerce o sayfada anlatır sana başına ne gelecek, ne olacak, ne gidecek. Doğru döndürüyor. Falcılıktır. Hilaf-ı hakikattir. Din dişi bir deyimdir. Dini değildir. Bu hocamız böyle diyor. O hocamız Evcet hesabından bahsediyor. Çelişki oldu şimdi. Ebced ayrıdır. İkisi o ayrıdır. De aynı Ebced yıldızname astrolojiye dayanıyor. Ebced yıldızname değildir. Ebced nedir biliyor musunuz? Kelime manası. Ebced, Ebced diyorlar. Eb demek, baba demek. Yani Hazreti Adem babamızdan bahsediyor. Ced demek. Evet. Sahi etti. Yani gitti, o ağaçtan yedi. Heves, yani yanlış yaptı, uttu, düştü. Cennetten düştü. Kelemen birkaç kelime okudu. Allah da onu affetti. O ebced ondan bahsediyor. Peki yıldızname'nin, yani Serkan Bey, yıldızname'nin Kur'an'da bir yeri yok değil mi? Hayır, falsılıktır. Hepsi de aynı yola gider. Yıldızname'de bu burçlulukta, burçlardan yola çıkarak milletin geleceğini anlatmakta. Peki neden Kur'an-ı Kerim'de geçiyor? Kur'an-ı neden Kerim'de anlatılıyor o zaman? Ya bir şey söyleyeceğim Serkan size. Bey, ilahiyatçı geçiyor ama. Söyleyin Necla Hanım. Evet. Yıldızları, sizi pek konuşmadım. Yıldızları, göğü, güneşi sizler için yarattım diyor. Evet, doğrudur. Evet. Peki meteorolojiye inanıyor musunuz Serkan efendim? Bey? Meteorolojiye inanıyor musunuz? Meteorolojiye inanmıyorum. Niye inanmayayım? Tamam. Astroloji de onun yanılmışı. Hayır, hayır, hayır. O güneş açacak diyor. Yağmur, kar yağacak diyor. Diğeri de insanların üzerindeki psikolojik etkiyi ya da hava hayatlarındaki dengeleri söylüyor. Aynı şey. Hava raporunu söylüyor. Bugün bunu kabul etmiyorsunuz. Yıllar sonra da bunu kabul edeceksiniz. Hayır, yıllar sonra geçmişte değil. Geçmişte de meteoroloji kabul edilmiyordu. Bir şey söyleyeceğim size. Bakın,
kısa bir, çok güzel bir noktaya evet, geldik. Evet, gerçekten bilim olarak, bilim olarak geçtiği için astrolojiyi kabul etmiyorsunuz. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Evet, dediniz ki, bir dakika, olacak, meteorolojiyi evet, kabul ediyorsunuz, evet, astrolojiyi kabul etmiyorsunuz. Bu meteoroloji ilmi, yani bugünkü işte... Bilim olduğu için kabul ediliyor. Bir saniye, bu böyle binlerce, milyonlarca sene önceye dayanan bir ilim değildir. Sonradan çıkmış... Teknik aletlerin ve çoğalması bilmem ne bulunmuş. Bir saniye hocam lütfen. Teknik alet ortada yokken hocam, dağdaki bir çoban havada rapor veriyordu o zaman. Hocam böyle meteoroloji ilmi kabul gördüğü niye dayanağı vardır? Bu astroloji binlerce senedir vardır, hiç kabul görmüyor. Niye demek ki neden dayanağı yok? Neden kabul görmüyor? Söylediğim her şey yaşanıyor. Hayır, dayanağı yaşanmışlık olsaydı, zaten ispatıdır bir olayın. Hanımefendi, eğer ki bu astrolojinin gerçekten bir ilmi dayanağı olsaydı kabul görürdü. Bugüne yok mu kadar hiç yıllarca. Hayır, yoktur. Ne dayanağı olacak? Ne dayanağı? İlahiyatçılara göre yok ama kendileri de Evcet hesabına hayır, bakıyorlar. Hayır. Ayhan Bey, dayanağı nedir? Tabii ben ki vardır. Ben astroloji konusunda, İslam'da Astroloji adlı kitabı yazdığımdan dolayı... Şimdi keskin bir çizgiyle ayırmak istemiyorum. Şundan dolayı söylemek istiyorum. Çünkü ben hala doğum haritasının insanın karakterine etkisi olduğuna inananlardanım. Ve aynı zamanda gezegenlerin trans hareketlerinin insanların bazı dönemlerinde dikkat etmeleri gereken dönemleri uyardığı konusundayım. İlla yarın şöyle olacak, illa yarın böyle olacak diye değil, ikazlar olduğu. Yani iki hocamız da İslam'da astrolojinin olmadığını zaten söylüyor ama siz de kitabınızda... olduğunu söylüyorum. Astroloji ile amel Melek Hanım. Astroloji ilmi ile amel edilmez, değer verilmez. İnsan hayatını, düşüncesini, sistematiğini ona bağlayamaz. Ameller niyetlere göre değerlendirilir Osmanlı hocam. Sultanları, ameller niyetlere göre değerlendirilir. Çünkü müneccim başı. Müneccim başı demek astrolojiden anlayan kişiye müneccim başı diyorlardı. O zaman kendi atalarımız da o. Müneccim başlarının ya şahin kahincilik. Vatasikul kahini. Ben şimdi gene ibare okuyacağım. Belgeye, bilgiye. Kitabınızı alabilir miyim? Vatasikul kahini bima yuhbiru anil gaybi küfür. Kesin bir bilgi bu. Ehline malumdur. Kahini, nemmamı, bu astrolojiyle olan alakayı ilmi ortaya koyanlar ve buna inananlar küfre gider. Bunun inanç açısından hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Şair diyor ki, müneccimler, muvakkitler ne bilir geceler kaç saat. Peki, muptelayı gama sor gecelerin kaç saat olduğunu. Gam sahibi bilir, hasta olan bilir gecelerin kaç saat olduğunu. Petek evet, Hanım. Burada bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Bu kitap Kur'an'da, Ayhan Bey'in yazmış olduğu kitap. Bu kitap Kur'an'da var olan insanın yaratılışında dört element. Pişmiş, ateş, hava, çamur, toprak, su. Baz alınarak astroloji ile İslam arasında ortak vurgulardan yola çıkarak Kur'an'daki buruç, Burçlar suresinden parantez içinde alınan ilhamla derin araştırmalar ve düşünüşler sonucunda ortaya çıkmıştır. İlham diyor bakınız. Bak diyor. Bir ilham sorusu, bir yorum sorusu, bir kitap yazdım diyor adam. Parantez içinde Burçlar suresinden. Burçlar suresini biraz evvel izah ettik. Dört elemente konuştuk. Dört element. Ya şimdi Allah aşkına. Kur'an-ı Kerim'in yazdığını siz kabul etmiyorsunuz hocam. Şimdi, böyle bir şey yok. Merih gezegeni hakkında kimin bilgisi var? Kur'an-ı Kerim'in yazdığını nasıl kabul etmezsiniz ki? Var mı böyle bir şey? Kendiniz de Evcet hesabı diyorsunuz, astroloji diyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diyorsunuz. Yoktur diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir şeyi nasıl inkar edebilirim? Petek Hanım. Şimdi hocam. Bir konu bir dakika. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diyor hocam. Hayır. Değil mi? Hayır, öyle bir şey yok. Ama bunu bir Bakırköy Akıl Hastanesi'nde bir doktor tayin edilmiş geçmişte. Doktor bakmış ki sabahleyin bütün deliler bir delik var. Oradan bakan sıraya girip bakan geçiyor. Bakan doktor demiş Allah Allah.